EYT'lilerin yaşadığı hak gaspları pandemi sürecinde devam ediyor. Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesiyle oluşan rant için atık kağıt işçileri hedefe çakılıyor. Bugün burada aramızdalar. Emeklerine sahip çıkan atık kağıt işçileri polis saldırısına uğruyor, depoları kapatılıyor, tutuklanıyor. İş yerlerinde çalışma koşulları her geçen gün kötüleşirken en basit korona önlemleri dahi alınmıyor. Diğer yandan yükselen enflasyon karşısında ücretlerimiz eriyor. Temel tüketim maddelerine, faturalara, ev kiralarına gelen zamlar karşısında düşük ücretler dayatılıyor. İnsanca yaşamaya yetecek ücretin çok altında olan asgari ücret genel ücrete haline getiriliyor. Çekilmek istedikleri mesaj açık. Kadını toplumsal dışına itmek, kadınları ötekileştirmek, kadınları sindirmek, kadınları yok saymaktan başka bir şeyleri yok. Pis kokuların çöplerin arasından ekmeğini onuruyla kazananlar olarak aranızdayız. Artık yapacak başka bir işi olmayanların yaptığı işi meslek edinenler olarak buradayız. Derdimiz var, beramımız var, kavgamız var. Sağlığımızı... İşimizin 69. günü. 2 ayı aşkındır sendika düşmanı, işçi düşmanı, kadın düşmanı, alba patronuna karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu süreçte mücadelemizin bir yanını da üyelerini ve direnişimizi sahiplenmeyen Petrolis Sendikası'nın bürokrat yönetimine karşı verdik. Bizler düşük ücretlere, yoğun çalışma baskısına karşı birliğimizi kurarak sendikalaşma sürecini başlattık. Fabrikalılar 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak ve 20 Temmuz sivil darbesiyle ilan edilen OHAL ile bir gece yarısı savunma hakkı bile tanınmadan yasaları çiğneyip sorgusuz sualsiz yayınlanan KHK'larla önce 152 bin ardından binlerce eklenerek ihraç edildik. Sadece işimizden ihraç edilmedik. Çalışma, eğitim, sağlık, yurt dışı yasağı, seçilme ve hatta seçme hakkı gibi. Yüzlerce insani yurttaşlık haklarımız yok sayıldı. Bugün oluşmakta bulunuyoruz. Hepinize hoş geldin diyorum ve selamlıyorum sizi. Bizler 2017-2019 yıllarında cezaevinde çalıştık ve çalıştığımız süre içerisinde yaklaşık 14 ayımız maaşlarımızı ödemedi.